Rafım sen niye burada kaldın? Bize gelseydin ya. Ya da bizi çağırsaydın biz gelirdik. Yalnız kalmak istedim biraz. İyi. Ben bir çay kapıp geliyorum bize. Ben sana dedim kardeşim. Kabul etsen de etmesen de sen kapıldın bu kıza. Sen iyice saçmalamaya başladın ha. Biz bir oyun oynadık olmadı. Ya kardeşim inkar etme boşuna. Haline baksana. Asuman'dan sonra bile böyle dağılmadın sen. Anla işte sana aşık oldum bu kıza. Doğru mu Rafa'm? Oyun gerçeğe mi dönüştü şimdi? Beyler. Kız tercihini yaptı. Biz artık önümüze bakacağız. Nasıl yani? Doktor 2 biz sıfır mı? Bitti mi her şey? O topuzunun yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ben Naz konusunda önümüze bakacağız diyorum. Doktorla işimiz bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Ergin sen benimle gel. Haber et bana. Arkadaşlar yarışmaya kadar tempomuz bu. Alıştınız herhalde ha? Evet. Alıştık şef. Menüye yeni bir şey ekleyeceğiz. Tartiflet. Ama bu defa bacon'la değil pastırmalı yapacağız. Şimdi Naz Hanım gelir. Kendisini ikna edersek. Naz Hanım gelemiyorlar Fırat Bey. Bir de menüye ek yapılmasını kabul etmediklerini söylediler. Kendileri kameralarına inip gelmeye tenezzül etmediler mi? Neyse. Ben gider konuşurum. Siz devam edin. Fırat. Fırat. Niye toplantıya teşrif etmediniz? Gördüğün gibi çalışıyorum çünkü. Menüye neden ek yapamıyorum? Orası benim mutfağım değil mi? Ben bu restoranın şefi değil mi? İşini sahiplenmeni takdir ediyorum ama yarışma öncesinde böyle bir hamleyi gereksiz buluyorum. Ekibin aklı karışır. Ona ben karar veririm. Ben bu restoranın sahibiyim. Kararlarımı sorgulama lütfen. Ne kadar sağlıklı kararlar aldın dün akşam gördüm. Seçimlerim konusunda seninle tartışmayacağım. Ayrıca benim kararım net. Yeni bir yemek menüye girmeyecek ve sen şef bunu kabul edeceksin. Bu kadar inatçı olma bence. Sonra geri dönerken zorlanırsın. Kafası karışık olanlar, iyi düşünemeyenler kararlarından dönerler. Ben çok doğru düşünüp doğru kararlar aldığımdan eminim. Ve başından beri de dönmeyeceğimi biliyorum. Şimdi müsaade edersen çalışacağım. Yalnız bir şey atladım. Neyi? Siz tuşuna basmayı. Patron çalışanız ya biz. Tam burada benden size geçmen gerekiyordu. Ama bu defa atladın. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Aa Ergin. Hayırdır sabah sabah? Fırat getirdi. Taylan'la ilgili yeni fikirleri var mı? Seni bekliyorduk ama bizimkiler bir anda birbirine girdi galiba. Dün gece yüzünden değil mi? Yani ortaya karışık. Of ya. Ya çok kötü oldu. Taylan da açıklama yapmış magazincilere nişanlandık diye. Ne ara ya? Ulan adam hiçbir fırsatı kaçırmıyor ya. Of. Yani şimdi Fırat da inşallah tuz biber ekmez bu işi iyice zorlaştırmaz. Benim kafam almıyor. Harbiden kafam almıyor ya. Ya sanki bu herif Naz'ın aklını, ruhunu resmen ele geçirmiş. Karşımda Naz yok, herifle konuşuyormuşum gibiydi. Dur bir dur, sakin ol. Bir sakin. Gelir misin? Gel, gel şuraya. Bir sakin ya. Gelir misiniz ya? Bir sakin olalım. Ha? Taylan'ın kazanmasına izin vermeyeceğiz herhalde değil mi? Abicim bak, şimdi ne yapacağınızı düşünelim tamam mı? Yok belli oldu. Bu işi öyle aşkla falan çözemeyeceğiz biz. Ne demek çözülmeyecek? Ne yapacağız? Bu Taylan'da bir açığı vardır mutlaka. Onu bulup Naz'a göstereceğiz. Abicim adamın her adımı planlı. Yani birden nasıl bulup da göstereceğiz? Al bak bu adam böyle diye. Ya bu herif bir tek benim kaderimle oynamadı herhalde. Benim gibi bir sürü insan vardır. İşte onu bulup çıkartacağız. Şu Ayşe'ye ulaşacağız. O doktorun konuk listesini alacağız. Ha, senin gibi birini bulacağız. Aynen öyle. Ya da tam tersi. Bu konukların arasında sahte birileri var mı? Onları bulup konuşturacağız. Ha, şu gerçekmiş gibi bulup oynattıkları insanları diyorsun sen. Tamam, bana uyar. Ergin, ben konuk listesini alınca sana göndereceğim. Mirza ve Seviye'ye de haber ver. Daha fazla burada konuşmayalım. Çok dikkat çekiyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi. Eyvallah.
Akıllıca. Bence de. Sevdim. Ben de. Bak Mutlu Mesut fotoğraflarım. Ay vallahi Feza Hanım'a bak senden daha gülermiş. Aşırı mutlu olmuş. Ha bak bu fena değil sanki. Hı? Sen bunu bastık çerçeveyle şuraya koy. Hmm. Ay. Bunlar da var tabii bak. Ay çok güzelsin Naz. Sanki böyle daha gerçek gerçek bakmışsın. Ha bak. Saçmalama canım. Biz Taylan'la gayet iyiyiz, mutluyuz. Yani öyle olmasa onu sevmesem niye yüzük takayım ki zaten? Şefle atışmışsın siz yine. Beni sana mı şikayet etti? Yo ama benim kulağıma geldi. Gelir benim kulağıma. Ay keşke ben de olsaydım be. Ha? Şurada böyle sessiz sakin otururdum, hiç çatımı çıkartmazdım. Niye? Ay vallahi siz ikiniz bir aradayken aksiyon filmi gibi oluyor. Kaçma, kovalama, kavga, öpüşme. Ne ararsan var. Sinir bozukluğu var, gerilim var, insanı hayattan bezdiren şeyler var. Neyse, şunun şurasında birkaç ayı kaldı zaten. Sonra herkes kendi yoluna. Sen gerçekten şef gitsin istiyor musun? Evet, buraya daha ciddi biri lazım. Valla farkında mısın bilmiyorum ama biz açıldığımızdan beri ilk defa bu hafta zarar etmedik. Niye? Çünkü flash şef yanımızda. Hani sen çok gitsin istiyorsun ya. Umarım bu böyle devam etsin de biz artık kâra geçtiğimiz günleri de görelim. Ya çünkü ne de olsa şef gidecek.